Onlar da agresif ve gergin. Hatta yardımcımız kendi kendine konuştuğunu bile söyledi. Yani ben terapiye gelmesi konusunda ısrar ettim ama kabul etmiyor. Peki ilaçlarını alıyor mu? Evet. Yani en azından ben aldığını biliyorum. O zaman endişelenmeyin. İlaç kullanımı onu yatıştıracaktır. Onu huzursuz eden, kafasını meşgul eden bir şeyler var mı? Evet. Babamın vefatından sonra ortaya çıkan bir yakınımız onu hayli üzdü. Peki ona karşı agresif davrandı mı? Evet. Son derece kötü sözler söyledi, evet. Ya hepimiz hayatta bazı sözlerle karşımızdaki üzeriz. Bu çok önemli bir şey değil. Ben fiziksel saldırı kastediyorum. Hayır. Yani elbette böyle bir şey olmadı. Semra Hanım'ı mutlaka terapiye getirmenizi istiyorum. Çünkü bu çok gerekli. Bir de onun ilaçlarını zamanında içip içmediğini çok dikkatlice kontrol edin. Bazı hastalar buna özen göstermiyorlar. Ahmet Bey hayattayken sürekli kontrol ederdi. Evet. Şimdi bu görev bana düşüyor anlaşılan. Evet. Anladım. Teşekkür ederim. Böyle değil de ben aslında daha vintage bir parça arıyorum. Hani daha özel, kimsede bulunmayacak bir şey. Tam sizin istediğiniz gibi bir kolye geldi. Sizi biraz bekletiyorum. Ay bu Selen ne akıllı kız ama. Hı? Aslansın Taylan. Adaletlisin Taylan diye diye. Verdi gazı, verdi gazı bizim damada. O şaşkında bütün hisseleri bu gayrimeşru tiple paylaştı. Ha? Çetin de aynı fikirde. O da kendi hisselerinden pay verecekmiş. Ha, işte al birini vur ötekine. Ay sen Taylan'la konuşup onu ikna etmeye çalışsan ha? Anne zaten Taylan'la aramız gergin. Yani bir de bu konuda zıtlaşmak istemiyorum. Doğru. Bu çok özel bir kolye. Bu bir genç hanım getirdi. Bu anneden kalma. Belki anneden kalma bilmiyorum. Çok özel bir parça. Sizi çok tavsiye edebilirim. Gerçekten eski yani. Evet. Çok güzelmiş. Alıyorum. Ben senin aldığın her kararın arkasındayım aşkitom. Sen şu an bana kalk gidelim doğrulalım de, vallahi ben doğrulayım. Ay abartma be. Zaten senin yüzünden, ya aşktan mıdır nedir bilmiyorum. Böyle yumuşadım ben yani. E çakallar da anladı tabii bunu. Peşime düştüler. E, sinir oluyorum ha. Oğlum ben kazanmadıkça oyun bitmiş sayılmaz. O yüzden benim böyle bir an önce eski sertliğime kavuşmam lazım. O benim tehditlerimi var ya, bugün böyle kafasını asfaltta süreceğim yemin ederim. Çıkan kıvılcımla telefonumu şarj edeceğim. Yürü be koçum. Sen de akıllı olana gerek. Telefon dedim de aklıma geldi. Bak sana telefon aldım. Teşekkür ederim. Ne demek? Ne diye kaydedeceksin beni? Çetin. Çetin. Ya öküzsün hakikaten ha. Kızım böyle delikanlım, sevgilim, gün ışığım, prensim falan diye kaydetsene beni. Bak ben seni aşkitom diye kaydettim mesela. Ha. Tamam ben de öyle kaydederim. Aferin. Böyle oldu işte. Ha, babanların evine güvenlik kamerası taktırdım bu arada. Aa, ben dalga geçiyorsun sandım. Yok, çok ciddiydim. E, şaşırmadılar mı? Yani, uydurdum bir şeyler. Sen merak etme, tamam mı? 24 saat gözleniyor ev. Kuş uçurtmayacaklar. Teşekkür ederim. Bunlar benim de ailem. Tamam mı? Gel benimle. Nereye? Gel. Allah Allah. Bireyle mi?